olayda enteresan şeyler var. Yani linç yiyoruz falan filan ama yine de devam ediyor, üstüne gitmeye devam ediyor. Şimdi annenin bir röportajı var ATV'ye verdiği, dün ana haberde, A Haber'e de vermiş. Kısaca izleyelim, sonra üstüne konuşalım. Bu şekilde yapacağını asla tahmin etmez. Türkiye'nin gündemine oturan Fatih'te iki genç kızı vahşice katledip ardından Fatih'teki surlardan atlayıp hayatına son veren o caninin annesi ATV Haber'e konuştu. Gelir miydi aklınıza? Yok, intihar etmişti. Ama ben böyle bir şey yapacağını asla, asla. Yani benim çocuğum böyle bir çocuk değil. Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Yani elimden geleni yaptım. Ama o İpo'yu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı. Katil Semih Çelik yaklaşık 2 sene önce her kelimesinde ölüm ve vahşet kokan bir Orayı da video kesiyorlar paylaştı. bu arada. Annem İkbal Özgür'ün kısmına gelince vahşetini hemen nasıl kesiyorlar, yendiğini, konuyu İkbal değiştiriyorlar. Özüner'in ailesini nasıl uyardığını anlattı. Peki İkbal'in ailesini uyardığınız iddia ediliyor. Daha önce bu vahşet yaşanmadan önce İkbal'in ailesini uyardınız mı? Onlarla konuştunuz mu? Oğlunuzun ruh haliyle ilgili endişenizi dile getirdiniz mi? O 2021 yılında video, gözlerini oyacağım dediği video, onu göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız? Sadece okul nakli değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım. Yani çok uyardım. Önüne bağımlılar için kaybolur ortadan dedim, ben benim çocuğum yapmam. Evet, yani işin özü aslında şu, yani şurada anne şunu anlatıyor, diyor ki evet diyor benim oğlumun rahatsızlıkları vardı, ben tedavi içinde çok götürdüm ama İkbal de onu hiç rahat bırakmıyordu. Her zaman arıyordu, her zaman yazıyordu. Ya 2021'de İkbal'e tehdit mesajı göndermişim. Bunu ailesi, İkbal'in ailesi basına servis etti. Şimdi siz bunu servis ettiniz madem. Madem böyle bir şey vardı 2021'den bu yana. Sizin anlattığınız hikaye neydi? Bu çocuk saplantılıydı, kızınızın peşindeydi falan. Ama görünen şu ki sizin kızınız bayağı görüşüyormuş zaten. Her zaman arıyormuş, soruyormuş. Yani üçlü bir, eğer aşksa üçlü bir aşk yaşamış bunlar. Değilse üçlü bir, ben bunları bir örgüte şey yapıyorum yani, şeytani yapılanmanın içerisinde, bu dijital bir örgütte olabilir, suni bir örgütte olabilir. Fakat bir noktada da şu var, emniyetin elindeki bilgide, aldığımız bilgiye göre iddia şu ki Florya'da bir villada toplantı yapıyorlarmış ve çocuklar oraya gitmeye devam ediyorlar. Yani bunlar bir değil, iki değil. Şimdi bundan sonra da şu görüntüyü, bir görüntü daha vereceğim ekrana. Bu olay yaşandıktan sonra sosyal medyada şöyle videolar geldi. Ali Bay şeyi gebertmesinde haklı ve her zaman da arkasında olacağız. Sadece ben değil, bu işin içinde 3-4 kişi var. Fazlasına da gerek yok zaten. Yaptıklarının hiçbirisi hata değil. İkbal Bay şeyi gebertmesinde haklı ve her zaman da arkasında olacağız. Sadece ben değil, bu işin içinde 3-4 kişi var. Fazlasına da gerek yok zaten. Ya şimdi hani Şimdi diğer videoya geliyorum. Şimdi burada da sesten de sizin tepki şu duyabiliyorum. bahsettiğiniz kadınlar kim ya? Surlardan Deyip gidiyor. Müzik kısmına girmeyeceğim, telif geldiği için. Şimdi yani böyle baya rahat. Yani bu çocukların hepsi Discord'da grupları vardı. Discord'da da erişim engeli geldi. Discord gruplarında bu tür ritüeller yapılıyor ve bu tür eylemler yapılıyor. Orada şeytani bir örgütlenme kurmuşlar, bir tarikat gibi. Onun üzerinden de yönlendirmeler yapılıyor. Ama insanlar tarikat deyince aklına böyle zikir yapan, herhalde birkaç tane bir yerde buluşup yapan kişiler geliyor. Çok Evet. fazla tarikat var. Artık dijital dünyadayız, dijital tarikatlar var. Olabildiğine hikayeyi aşkla ponçikleştirerek bu kadar basit göstermeyelim. Bunun altını yine çiziyorum. Senin yorumun nedir? Ya benim yorumum evet ilk duyduğumuz zaman gerçekten çok şaşırmıştık. Hani canice katledilen iki kadından bahsediyoruz. Bakın yine söylüyorum. Hiçbir canlının ölmemesi gerekiyor. Bu bir tarikat da olsa olmaması gerekir. Yani kadın olduğu için zaten ayrı bir şekilde üzülüyoruz. Ama sizin bahsettiğiniz iddialar sonrasına geldiğimiz zaman ortaya apayrı bir dünya çıkıyor. Yani bu zaten Düney'in sarı mikrofonun bir videosunu paylaştığımız zaman zaten onların yavaş yavaş türediğini görüyoruz. Ortada zaten bazı şeyler. Eğer lakin WhatsApp mesajları basına sizden sonra basına geldiği zaman zaten nasıl bir durum olduğu ortaya çıkacaktır. Hani sizi özellikle beni değil de bu konuyla ilgilenip bildiğin üzere sadece araştırmalarım var. Eğer senin linçlendiği durumda, seni linçleyen insanlar
senin doğruluğunu gördüğü zaman senden özür dileyecekler mi? Ben ondayım. Diğer bir husus, mesela hani bakanlık dün bir açıklama yaptı, işte Discord'u kapattık falan dedi. Mesele sadece Discord'un kapanması değil. Discord kapanır, işte Discord falan açılır. Fark etmiyor. Bir platform elbet bulunabilir. Bununla ilgili temel yapıya indiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bir çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü ölenler bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz. Yani bizim arkadaşlarımız. Hani buna bakmamız gerekiyor. Ama hani baktığın zaman incel, satanizm, yani şimdi ben bunların tarihine biraz değineceğim senden sonra biraz ilerleyen vakitlerde. Ama baktığın zaman çok değişik durumlar var. Yani düşünsenize vahşice bir ölüm, resimler, mesela Semih'in evinde kadının işte haç şeklinde görünmesi, Sema'ya gösterilmesi. Zaten arkadaşlar eğer o fotoğrafı biraz detaylı inceleseler zaten şeytana bağlı bir şey olduğunu anlayacaktır. Hani orada kadını yükseltme, kadını yüceltme gibi bir durum yok. Zaten İnce'nin istemsiz bekarlık adı altında toplanmasının en büyük sebepleri de budur. Kadın düşmanlığı zaten İncel'de var. Zaten şeytana tapanlarda genellikle kadınlar şeytana adak edilir. Satanizmde de bu böyledir. Çünkü satanizm işte ideolojik bir felsefe düşüncesidir. Yani tarihte öncesinde bu şeye dayanıyor. Hatta ABD'de 1966 yılında şeytan kiliseleri açılmıştı. Yani bunlar da var. Bilinen şeyler. O dönemlerde de zaten kadınlar şeytana adak olarak ediliyor. Yani işin gerçeği bu. Ama hani dediğim gibi bunların dünya üzerinde çok fazla cinayetleri var. Bugün geçmişe dönüp baktığımız zaman ABD'de 4 katliam yapıldı. 4 katliamda 45 tane kadın incel vasıtasıyla şeytana kurban edildi. Yani bunları da bakmamız gerekiyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü ve Hollanda hükümeti incel gibi örgütleri genellikle engelli olarak kabul ediyor. Engelli bir örgüt olarak kabul ediyor. Bunları da hesaba katmamız gerekiyor yani. Hani dediğim gibi Semih İkbal ve Ayşegül'ün dosyasına Semih İkbal ve Ayşenur'un dosyasına baktığımız zaman yani işin aslı arkasında hani bir şizofrenlik durumunda işte gideyim bir kız sevgilimdi, diğeri de eski sevgilimdi, ikisini öldüreyim, surlardan atayım bir mantık olmadığını ben de düşünüyorum. Yani bu kanaat içerisindeyim. Zaten hatırlarsan sana ben bir video göstermiştim. O videoyu göndermiştim. Aslında onu yayınlayabilirsin. Orada Semih şeyi söylüyordu zaten. Hatırlıyor musun? Sana gönderdiğim videoda şey vardı zaten. Yani o duruma baktığın zaman da zaten orada da onu gösteriyor. Yani seni hani öldürmekten vazgeçtim. Zaten sen de ölmek istiyordun. Bana bunu söylemiştin tarzında cümleleri vardı. Yani şimdi oraya özellikle değineceğim. Tam oraya geldin çok doğru. Şimdi o videoyu bana da gönderiyorlar hala. O zaman bu ne evet. falan ama videonun o kısmını bunu sen de biliyordun. Sen de istiyordun kısmını kesmişler abi. O kısmı evet. kesmişler abi. Sadece seni öldürmek istiyorum kısmıyla sosyal medyada evet. bir algı. Bakın, yine söylüyoruz yani bunu söylemekten de imtina ediyorum. Semih'i aklamıyoruz. Hepsi ölmüş zaten. Bundan sonraki çocuklarımızı şu an hayatta olanları nasıl koruyabiliriz? Aslında onun çabası ve derdi içerisindeyiz. Senin o dediğini özellikle burada da not düşmek istedik. Çünkü oralar kesilip şu an yayınlanıyor. Evet, 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 evet. Kesilmiş bir şekilde yayınlanıyor. Aslında bu kesilmesinin en büyük sebeplerini de söyleyeyim. Hatta bu yüzden belki ben de linç yiyebilirim ama bazı toplumsal örgütlerin, yani bazı toplumsal birleşimlerin işin gerçeği evet. işine geliyor. Çünkü kendileri bu şekilde iyi prim yapıyorlar ve yapmaya da başladılar. Hani arkadaşlar hani bunları da görmemiz gerekiyor. Yani ondan ötürü şey yapmamız lazım. Düşünsene yani bugün bakıyorsun toplum içerisinde işte her zaman beni tanırsın Mustafa Hocam bilirsin. Yani kadın hareketiyle ilgili kadınsal olan bütün şeylerde her platformda da her zaman barınır ve sözümde esirgemem hatta geçmiş paylaşımlarımı da gösterebilirim. Çünkü kadın bizim için bir yaşamdır. Biz bunu her zaman biliyoruz. Biz atalarımızdan, annelerimizden öyle gördük. Çünkü kadınlar bizi doğurandır. Yezidi geneleyinde kadınlar güneşi doğuranlardır derler. Yani kadınlar o yüzden bizim için üstünlüktür. Yani eşitlik muhabbeti değil. Kadınlar her zaman bizim için daha değerlidir. Bizden daha güçlüdür diye denendiriz ama Ayşenur, İkbal, Semih üçlüsündeki durum biraz farklı. Hani ben böyle söyleyeyim. Üçü de siyah giyinmiş bu arada. Ya şimdi ben böyle bunu burada söylemek istiyorum. Düşünsenize Mustafa Hocam. Bir sapkın sizi çağırıyor, surların üstüne çağırıyor. Siz surun üstüne çıkıyorsunuz. Yani sizin orada anlamadım. Sizi ölümle tehdit etmiş. Senin gözlerini oyacağını söyleyen bir adamı seni çağırıyor diye surlara gidiyorsun. Ben sen annenden bu şekil izin alıyorsun. Bir arkadaşımla çay içmeye gideceğim diye. Yani hani bunları da hesaba kat. Normal değil, gerçekten normal değil. Bir de hani sura gidiyorsunuz, bir bağırışma sesi duyan yokmuş. Öyle duydum. Yani biraz öyle araştırdım çevrede. Soruşturdum hani cinayet günü olan bir bağırışma, bir çağrışma yok.
Gerçekten yok. Hatta kimse, bakın böyle söyleyeyim, İkbal'in babası oraya gelene kadar da hiçbir şekilde kimse yukarıda bir kadın öldürüldüğünü de bilmiyor. Ta ki kafa aşağı atılana kadar. Kafa aşağı atılana kadar. Kafa aşağı atıldıktan sonra birinin öldürüldüğünü görüyorlar.